что обсуждение началось, потому что... Рус экономист Мария Кресенкова ABD ve Avrupa Birliği'nin Moskova'ya karşı yaptırımlarını değerlendirdi. Eski Rusya Merkez Bankası İş Geliştirme ve Ödeme Sistemleri Bölümü Başkanı ekonomist Maria Kresenkova, Rusya'nın ve Çin'in SWIFT'e alternatif geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yaptırımların sürmesi durumunda hızlıca devreye alınabileceğini söyledi. Ekonomist Kresenkova, sadece 7 Rus bankasıyla sınırlı kalmış SWIFT yaptırımlarının da ülkelerin Rusya ticaretine bağımlılığından kaynaklandığına dikkat çekti. Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına %30 komisyon getirildiğini duyurdu. Şahısların borsa üzerinden dolar, avro ve diğer dövizleri alırken toplam alım miktarı üzerinden %30 komisyon ödeyecekleri belirtildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus savunma sektörünü hedef alan yeni yaptırımların geleceğini açıkladı. Toplamda 22 Rus savunma şirketinin yaptırım listesine alınacağı duyuruldu. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da yer alıyor. Rusya'yı hedef alan yaptırımlar Avrupa Konseyi'nde tartışılmaya devam ediyor. Alman Avrupa Parlamento üyesi Markus Buheit'ten yaptırımlara karşı açıklama geldi. Rusya'nın Almanya için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Buheit, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik politikasının yanlış olduğunu ve bunun Almanya'yı da etkileyeceğini söyledi. Ama biz genel anlamda özellikle bu tür yaptırımlara her zaman ilkesel olarak katılmadık. Dolayısıyla şu anda bu yaptırımlara katılma eğilimimiz de yok. ABD ve Avrupa'nın başına çektiği Rusya karşıtı yaptırımlara Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Cezayir ve Pakistan gibi birçok ülke ise katılmayı reddediyor.